Tekrardan merhabalar arkadaşlar. En sonki dersimizde tens tablosu oluşturmuştuk tahtaya ve tenslerin 13 tane olduğunu, bu 13 tane tensin 3 ana grupta incelendiğini, present'ı yani günümüzü anlatan tenslerin 4 tane olduğunu, past'ı anlatan yani geçmişi anlatan tenslerin 4 tane olduğunu, bir de future'ları yani gelecekleri anlatan tenslerin 5 tane olduğunu söyleyip bunlarla ilgili genel bir çalışma tablosu oluşturmuştuk. Bugün ise değerli arkadaşlar yapacağımız çalışmada present tenses yani İngilizce'deki 4 present tenses dediğimiz yapıyı tek tek detaylı olarak inceleyeceğiz ve nerede kullanıldıklarını, soruda nasıl karşımıza çıktıklarını, hangi durumlarda hangi tenses kullanacağımızı bugün bu derste bitirmiş olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere 4 tane tensimiz vardı. Bu yüzden ben tahtlarımı size defterinizi 4'e bölünüz. Ben tahtamı böleceğim 4'e, siz de defterinizi 4'e bölünüz. Neden defteri 4'e bölüyoruz? Çünkü 4 tane tens karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, günümüzü anlatan tenslerden birincisi simple present tense demiştik. İkincisi simple present continuous tense demiştik. Üçüncüsü present perfect tense demiştik. Dördüncüsü ise arkadaşlar present perfect continuous tense demiştik. İşte gördüğünüz üzere İngilizce'deki günümüzü anlatan 4 tense'in isimleri bunlardı. Bu tenslerin Türkçe'ye çevirilerini hatırlarsak geniş zaman are, are. Şimdiki zaman your. Türkçe'ye çeviri karşılığı olmayan present perfect tense'in the, the. Ve present perfect continuous tense'in de çevirisi neydi değerli arkadaşlar? Yordu. Yani simple present tense are, er, simple present continuous tense your, present perfect tense the, the, present perfect continuous tense de yine your şeklinde ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz simple present tense ile başlayalım. O tense'in nerede kullanıldıklarını anlatalım. Ondan sonraki süreçte de nereyi çalışırız arkadaşlar? Diğer tenslerimizi detaylı bir şekilde işleriz. Simple present tense geniş zamanın gramer kuralı I, you, we, they ve he, she, it öznelerinde kullanımını bakalım nasıl bir kullanım gramer yapısı var. I, you, we, they'de özne fiilin birinci hali, olumsuzunda özne don't yine fiilin birinci hali, sorusunda do başta sonra özne yine fiilin birinci hali ne yapıyor arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Simple present tense'te ise kullanım özne fiile es takısı. Olumlu cümlelerde dikkat. Olumsuz cümlelerdeki oradaki es takısı nereye geçiyor? Doesn't'a geçiyor ve fiilin birinci hali oluyor. Soru cümlelerinde ise does özne ve fiilin birinci hali şeklinde devam ediyor. Olumlu cümledeki es takısı gördüğünüz üzere soruda ve olumsuzda does'a ne yapmış oluyor değerli arkadaşlar? Gelmiş oluyor. Peki biz bu tense'i ne zaman kullanırız? Biz bu tense'i alışkanlıklarımızı anlatırken kullanırız. Alışkanlıklarımızı anlatırken kullanırız. Yani ben her gün dişlerimi fırçalarım diyeceğim. I brush my teeth every day. Her gün dişlerimi fırçalarım. Bu bir alışkanlık mıdır? Evet, bu bir alışkanlıktır. Başka nerede kullanırız arkadaşlar? Doğa gerçekleri. Doğa gerçekleri de bu tense ile anlatılır. Nedir doğa gerçeği? Güneşin doğudan doğması. Suyun 100 derecede kaynaması.
gibi ifadeler dünyanın her yerinde aynı sonucu verir ve doğa gerçeğidir. Bu ifadeleri geniş zamanla kullanırız. Örnek verecek olursak değerli arkadaşlar. If you boil water, eğer sen suyu kaynatırsan, it evaporates. Su buharlaşır. Dünyanın her yerinde su kaynadığında buharlaşır mı? Evet, dünyanın her yerinde su kaynatıldığında mutlaka buharlaşır. Diğer kullanım alanımız arkadaşlar, bu tensi. Hani doğa gerçeği demeyelim de, yolda yürüyen bir kadın ya da bir bayanın çantasını aniden almaya kalkarsanız, o kadın size Türkiye'de de bağırır, Çin'de de bağırır, Amerika'da da bağırır, Suudi Arabistan'da da bağırır. Yani sonuç olarak gerçekleştiğinde aynı sonucu verebilen tüm eylemler geniş zamanla kullanılıyor arkadaşlar. Bu tensin diğer kullanım alanı ise schedule time diyoruz. Yani schedule time diyoruz. Yani planlanmış zaman. Ne demektir planlanmış zaman? Hepimiz biliyorsunuz ki otobüs bileti alıyoruz. Aldığımız otobüs biletlerinde ya da internet sitelerinde kalkacak varacak değil de kalkış ve varış yazıyor. Yani geniş zaman kullanılıyor. Ben saat akşam 9'da otobüs bileti aldığımı varsayıyorum. Ve diyorum ki otobüs 9'da kalkacak değil, kalkar diyorum. Aslında baktığınızda konuşma dilinde kalkacak daha doğru. Ama YDS dili ise bizim amacımız. YDS'de planlanmış saatler her zaman geniş zamanla kullanılır. Ders 8'de başlıyor değil de ders 8'de başlar demelisiniz. Çünkü ders artık planlanmış bir zamandır ve hep 8'de başlar. Bu sebepten dolayı geniş zamanı burada da sürekli kullanmak zorundayız arkadaşlar. Örnek yazacak olursak lesson, ders, starts, başlar at 9:30. Şimdi hocam ben Türkçe'de günlük konuşmada başlayacak derim de, hocam İngilizce'nin konuşma dilinde de başlayacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama iş YDS sorusu çözmeye geldiğinde başlayacak değil de başlar demek zorundasınız değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir başka kullanım alanımız ise tarih özetlemeleri, hikaye özetlemeleri. Neyle anlatılır arkadaşlar? Tarih ve hikaye özetlemeleri geniş zamanla anlatılır. Kırmızı başlı kız hikayesini hepimiz babaannelerimizden ya da anneannelerimizden duymuşuzdur. Şöyle olur. Bir gün kırmızı başlı kız anneannesine giderken erken kurtu görür. Kurt sorar. Nereye gidersin? Anneanneme giderim gibi er gördüğünüz üzere. Ya da 19 Mayıs 1919'da Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıkar ve ülkenin kurtuluş mücadelesini başlattı demezsin de başlatır dersin. Niye? Yine tarih özetlemesi yapıyorsundur değerli arkadaşlar. Başka bu tensin kullanım alanı düşündüğümüzde ne olabilir? Gazete manşetleri. Evet, gazete manşetleri de ne olur arkadaşlar? Bu tensin kullanım alanına girer. Hocam örnek verir misiniz? Tabii. Mesela Şanlı Fenerbahçe, biliyorsunuz ki Manchester United'ı geçen haftalarda 2-1 kendi sahasında yendi. Hemen ben de bu basına nasıl düştü diye merak ettim. Ve cep telefonumdaki bir yabancı spor gazetesi programına girdim. Gazete şöyle yazmış. FB beats Manchester United demiş. Aa dedim, ben çocuklara bunu anlatıyorum. Aslında maç dün oynandı. Gazete bir gün sonra çıktı. Yendi demesi lazım. Ama gördüğünüz üzere ne yapmış? Geniş zamanla anlatmış. Tens sorularını çözerken de soruda hiçbir ipucu göremezsek ilk aklımıza gelecek doğru şık geniş zaman olsun arkadaşlar. Evet, simple present tense'in gramer yapısı ve kullanım alanları bunlardı. Burayla ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar?
Gürhan? Tamam. Senin var mı? Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, geldik Simple Present Continuous Tense'e. Simple Present Continuous Tense'in Türkçe'ye çevrilişi your arkadaşlar. Ve gramer yapısı özne, am, is, are, verb, ing. Olumsuzlarında ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Olumsuzlarında not eki getiriyoruz. Sorularında ne yapıyoruz? Sorularında da am, is, are'ı hop hemen başa alıyoruz arkadaşlar. İşte bunun adı da nedir? Şimdiki zamanın gramer kuralıdır. Peki biz bu tense'i nerede kullanıyoruz? Biz bu tense'i nerede kullanıyoruz? Hemen söyleyelim. Ahanda şu an. Ahanda şu an. What am I doing now? Şu an ne yapıyorum? I am teaching English. İngilizce öğretiyorum. Yani bir insanın anı yapıyor olurken bir eylemi söylediği, kullandığı tenslerden biridir. What are you doing now? What are you doing now? You are sitting. Şu anda siz ne yapıyorsunuz? You are sitting. Oturuyorsunuz. Ve you are sitting ve ne yapıyorsunuz? You are listening to me yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere ahanda şu an yaptığımız eylemleri de neyle anlatıyormuşuz? Simple present continuous tense ile anlatıyormuşuz. Geldik ikinci kullanım yerine. Arkadaşlar ilginç gelecek size ama siz bunu biliyorsunuz. Simple present continuous tense'in gelecek zaman anlamı vardır. Hocam nasıl gelecek zaman anlamı vardır? Nasıl? Merak ediyor musunuz nasıl olduğunu? Merak ediyor musunuz? Söyleyeyim. Türkçe'de şunu söylemiyor musunuz? Ben yarın İstanbul'a gidiyorum. Evet, bu cümleyi siz ne yaparsınız? Türkçe'de gidiyorum, yor ekiyle kullanabilirsiniz. Ama yor eki şimdiki zaman değil mi? Evet, biz buna Türkçe'de tens kayması diyoruz arkadaşlar. Burada ne oluyor? Siz şimdiki zamanın yor ekini gelecek anlamı da verebiliyorsunuz. Yani I am flying to Ankara diyebilirsiniz. Yarın Ankara'ya uçuyorum değerli arkadaşlar. Üçüncü kullanım alanı bu tensin kızgınlıklarımızı dile getirirken. Nasıl kızgınlıklarımızı dile getirirken? Düşünün. Evde bir anne ile baba oturma odasında oturuyor. Çocuk da içeride sınava hazırlanıyor. Ama anne babaya diyor ki senin oğlan çok sigara içiyor. Çocuk aslında o an sigara içmiyor. Sadece anne kızgınlığı babasına çocuk o an sigara içiyormuş gibi aktarıyor. İşte oğlun çok sigara içiyor denildiğinde değerli arkadaşlar ne oluyor? Kızgınlıklarımızı da biz bu tense'de anlatıyoruz. Your son is smoking too much. Türkçe çevirisi senin oğlun çok fazla sigara içiyor diye kızgınlık anlatıyor arkadaşlar. Bu tense başka nerede kullanıyoruz? Bu tense şöyle kullanıyoruz. Bir eylemi o an yapmasan bile başlangıç ve bitiş noktası arasında ifade ederken de şimdiki zaman kullanabilirsiniz. Şimdiki zaman kullanabilirsiniz. Videoya çıkmak isteyen var mı aranızda? Sanırım yok. Ali sen gelir misin, sana bir soru sorayım ben. Hadi gel. Ali'cim gel. Merhaba. Merhaba. Kendini bir tanıt bence. Benim ismim Ali. Ali'nin ismi. Evet. Ali, onun adı Ali. Ali'cim şimdi sen düşün ki İngilizce kursuna gidiyorsun. Gidiyor musun İngilizce kursuna? Varsayalım gidiyorsun. Hayal et. Gidiyor musun? Gidiyorum. Tamam. İngilizce öğreniyor musun kursta? Öğreniyorum. Peki. Şurası Ali. Pazar neresi yapalım? Şurası pazar. Sen pazarda alışveriş yap bakayım Ali. Pazarcı amcayla konuşuyormuş gibi yap. Gel buraya. Pazarcı amcayla konuşuyormuş gibi yap. Amca bu kaç para falan de. Amca kaç para? Ali. Kaç
İngilizce biliyor musun? Diye sordum ben Ali'ye. Ali'nin cevabı. Öğreniyorum. Ali hayır, şu anda alışveriş yapıyorsun. Çünkü hocası Ali ne yaptı? Ali bir eylemi o an yapmasa bile başlangıç ve bitiş noktası arasında ifade ettiği için şimdiki zamanı kullanabildi. Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Buyurun Ali'cim. Evet. Genç yaşta İngilizce öğrenmek çok önemli. Ali de burada bizim yayın ekibimizin, yayın ekibimizden bir hanımefendinin oğlu. O da merakla İngilizceyi dinliyor. O da İngilizce öğrenmek istiyor. Sizler de mutlaka çocuklarınızı genç yaşta İngilizce eğitimine sürükleyin arkadaşlar. Çünkü Avrupa'yla, dünyayla mücadele edebilmek için mutlaka o dili bir şekilde bizlerin Türk olarak öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ali ile yaptığımız eylemi gördünüz. O zaman Ali İngilizce öğreniyor ama o an değil. Ama işte anlatmıyorum artık. Çok iyi canlandırdık değil mi Ali? Belki sen Cem Yılmaz olursun ileride. Olabilir. Peki. Şimdiki zamanı kullandık. Diyoruz ki Ali is learning English. Ali İngilizce öğreniyor. Ama nerede değil? Pazarda değil. Sadece bir sürecin içine girdi. İşte burada da şimdiki zamanı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdiki zamanla anlamadığınız, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Teşekkürler. Şimdi geldik present perfect tense'e. Niye böyle tense'e dedim? Çünkü Türkçe'de bu tense'in karşılığı yok. Çünkü biz Türklere göre the eki geçmiştir abi. Ama ben present perfect tense'i tuttum. Türkçedeki çevirisi the dedim. Ne yaptım? Bir de present tense'de anlattım. İlginç değil mi? Türkçede geçmiş denildiğinde the eki deniliyor ama present perfect tense the diye çevrilmesine rağmen geçmiş değil mi hocam diye sorarsanız değil arkadaşlar derim. Çünkü Türkçede karşılığı yok. Ne yapacağız Türkçede karşılığı yok diye ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Bu tense'in ne olduğunu öğreneceğiz. Önce bu tense'in gramer kuralını öğrenelim. Özne, have, has, verb 3 olumlu cümleleri. Özne, haven't, hasn't, verb 3 olumsuz cümleleri. Yardımcı fiil başa geçer. Heves, özne, verb 3 ise arkadaşlar nedir? Bunun gramer yapısıdır. Bu tense'in kullanım alanı nelerdir? Bunu bilmek çok önemli. İşte sizlerin en çok karıştırdığı, belki de en çok anlamadığı ya da en çok canımızı sıkan yer burası. Neden? Türkçe'de karşılığı olmayan bir tense'i işaretlemek sizler için biraz daha zordur arkadaşlar. Doğru mu? Fakat işte burada bu tense'i yapabilmek için, bu tense'i şıklarda işaretleyebilmek için ne giriyor devreye? Keywords, anahtar kelimeler giriyor. Anahtar kelimeler girdiği için arkadaşlar, sizler anahtar kelimeler yardımıyla bu tense'i rahat çözebiliyorsunuz. Peki bu tense ne zaman, nerede, nasıl, niçin kullanıyoruz? Bu tense'i ne zaman, nasıl, nerede, niçin kullanıyoruz dedik ve ilkini anlatıyorum. Henüz biten eylemlerde biz bu tense'i kullanıyoruz. Henüz biten eylemlerde biz bu tense'i kullanıyoruz. Nedir henüz biten eylem? Şimdi klasik annelerimizin bir tekrarı, hepimizin annesi bunu mutlaka söylemiştir. Eve gelirsin, kapıyı açarsın, annen senin geldiğini görür, oğlum geldin mi diye sorar. Karşısındakinin kim olduğunu ben bilmiyorum ama anne soruyor bunu. Oğlum geldin mi? Geldin mi? Diyorsun ki evet anne geldim. İşte burada evet anne geldim demeniz için sizin İngilizce'de present perfect tense kullanmanız gerekiyor. Yani eylem henüz bitti. Ya da çantanı hazırlıyorsun ve baban geliyor soruyor. Kızım ya da oğlum ödevini yaptın mı? Evet babacığım yaptım. Hani orada masa başındasın ya hala, çantanı topluyorsun, eylem henüz bitti ya. İşte bu henüz biten eylemlerde kullanılan bir ifade. Geldin mi? Yes, I have
Just come. Evet, henüz geldim. İşte henüz biten eylemleri de bu yapıyla kullanıyoruz. Peki bu yapı başka bize ne kullandırıyor arkadaşlar, ona bakalım. Biten bir eylemin etkisi devam ederse yine biz bu tensi kullanıyoruz. Biten bir eylemin etkisi devam ederse yine bu tensi kullanıyoruz. Ne demek biten bir eylemin etkisi? Şimdi dışarıdan geldiniz, size soruyorum, çocuklar yerler ıslak mı? Size diyorsunuz ki ıslak. Ne diyorsunuz? Yağmur yağdı. Soruyorum, şu an yağmur yağıyor mu? Diyorsunuz ki yağmıyor. Ama siz orada yağmur yağdığı it has rained diye söylüyorsunuz. O an yağmur yağmıyor ama etkisi var. Etki ne? All streets are wet. Yani tüm sokaklar, caddeler ıslak. Eylem bitti mi? Yağmur yağma eylemi bitti. Etkisi ne? Yerlerin ıslak olması. Buna başka bir örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar, şöyle bir örnek verebilirim. Tüm gün boyunca çok çalıştın, mesain bitti ama eve geldin, çok yorgunsun. Elin ayağın kalkmıyor. Ne dersin? I have worked today too much. Bugün çok çalıştım dersin. Çalışma eylemin bitmiştir ama etkisi yorgunluktur arkadaşlar. Bu tensin ikinci kullanım alanı da budur. Bu tensin üçüncü kullanım alanı da, bu çok önemli ve YDS'de de çok çıkıyor. Önce anlatayım şöyle. Bilim adamlarının bulduğu buluşlar. Seçimlerden önce aday, işte milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının verdiği vaatler. Ya da bulunan bir teorinin açıklanması bu tensle kullanılır. Şöyle bir açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki bitmiş ama ileride gerçekleşme kısmında farklılıklar, gerçekleşme kısmında farklılıklar, değişiklikler eklentiler olma ihtimali olan eylemler de bu tensle anlatılır. Mesela bilim adamları X maddesinin kansere iyi geldiğini buldular. Bilim adamları buldukları bu X maddesinin kansere iyi geldiğini geçmişte buldular, fakat bu buldukları eylem ileride bir gün çürütebilir mi? X maddesinin yanına Y maddesi eklenip de yeni bir şey çıkabilir mi? Kansere etkili olmadığı ters kanıtlanabilir mi? Evet. İşte ileride modifiye olacak eylemler de bu tensle kullanırlar. Scientists, bilim adamları have found that, buldular. Neyi buldular? Neyi buldular? Neyi buldular? X can help people. X can help people. X ilacı insanlara yardım olabilir. Ne de yardımcı olabilir? Ne de yardımcı olabilir? Ne de yardım edebilir? X ilacı insanlara nerede yardımcı olsun? To beat cancer. Kanserle mücadele etmede ne yapabilir arkadaşlar? Yardımcı olabilir. Kanseri yenmede, kanserin üstesinden gelmede yardımcı olabilir diyoruz. Bu tensin dördüncü kullanımı şudur. Geçmişte belirli bir süreç devam etmiş, günümüze kadar gelmiş, günümüze kadar gelmiş, fakat biten eylemler süreç
biten eylemler süreç vermek için, o süreci orada gösterebilmek için, hani süreç demiştik hatırlıyorsunuz, göstermek için bu tense'le anlatılır. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ali has lived in Kütahya for 2 years. Bu cümleyi okuyan biri şunu söyleyebilir mi artık bana? Ali 2 yıl Kütahya'da yaşadı. Şu anda yaşıyor mu? Yaşamıyor. Ama geçmişten günümüze kadar yaşamış mı? Evet, geçmişten günümüze kadar yaşamış arkadaşlar. İşte gördüğünüz present perfect tense'in 4 kullanım alanı budur. Biz şurada anlattığım her şeyi geçmiş zamanda anlatmaz mıyız Türkçe'de? Evet. Ama işte burada present perfect tense geçmiş zamanda anlattığımız bazı yapıları almış, sıyırmış, kendisine koymuş. İşte bu kullanımlar olduğunda da arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Present perfect tense diyoruz. Present perfect tense ile kafanıza takılan bir soru var mı? Yok. Şimdi geldim present perfect continuous tense'e. Present perfect continuous tense'in de çevirisi yordur. Fakat burada görmüş olduğunuz simple present continuous tense net zaman verirken, ahanda şu an derken, burada görmüş olduğunuz your size süreç verecektir arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz your size süreç verecektir. Yani bu tense'in gramer kullanımı özne have has been verb ing'dir. Neymiş arkadaşlar? Özne have has been verb ing'miş. Bunun gramer yapısı bu. Olumsuz için ne yapıyoruz? Olumsuz için ne yapıyoruz? Not ekliyoruz. Sorusu için ne yapıyoruz? Have'i başa alıyoruz. İşte bu tense'in de çevirisi your oluyor değerli arkadaşlar. Peki bu tense'i nerede kullanıyoruz? Tek bir yerde kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Geçmişte başlayıp belirli bir süredir belirli bir süredir hala devam ediyor olan eylemler bu tense ile anlatılır. Geçmişte başlayıp hala devam ediyor olan eylemler. Örnek verelim. Kendimizden örnek verelim. Ben bugün saat 11'den beri ders anlatıyorum. Siz çekim yapıyorsunuz. Peki ben hala devam ediyor muyum? Buradaki amaç ne? Geçmişte başladığı andan itibaren ne kadar süreçtir bir şeyler yapıyor olduğun. Doğru mudur? O zaman örneği kendimizden verelim. Diyelim ki I have been teaching English since 11 o'clock. Ne zamandan beri? 11'den beri. İşte görmüş olduğunuz present perfect continuous tense'in de değerli arkadaşlar kullanımı ve kullanım yeri ve gramer kuralı budur arkadaşlar. Sorunuz var mı? Şimdi değerli arkadaşlar tenslerin kullanım yerlerini, nerelerde kullanıldıklarını, gramer yapılarını öğrendik. Doğru mudur? Fakat bu cümleme çok dikkat edin. Bir Türk çok iyi çeviri yapabilme yeteneğine de sahip olsa çeviriyle tens sorularını çözerken inanılmaz derecede zorlanır. Sebebi, bir, İngilizce'deki o fazlalık tensler, iki, süreç kavramı, üç, çevirirken tüm tensler oluyormuşçasına gelir insanın kulağına. Denedik, gördük bunu yıllarca. Öğrencilerin bazıları Amerika'da yaşıyorlar bir süre. İşte bu akademisyen öğrencilerimiz oluyor. Beyefendiler ya da hanımefendiler Amerika'da doktora yapıyorlar, yüksek lisans yapıyorlar, dil eğitimi yapıyorlar. Türkiye'ye dönüyorlar ve Türkiye'de gerçekten iyi ne konuşabiliyorlar? İngilizce konuşabiliyorlar çünkü orada yaşamışlar. Fakat iş kağıt üzerine geldiğinde, yani iş gramer sorusu çözmeye geldiğinde sokak dili her zaman yeterli olmuyor. Örnek verecek olursak, Türkiye'de YGS sınavına her yıl 2 milyon genç giriyor. 40 soru soruluyor Türk. Sorulan 40 sorunun ortalama neti, ortalama 20 net 40 soruda. Sınava girenler Türk. Sınava girenler Türkiye'de yaşıyor.
Sınava girenler mükemmel Türkçe konuşuyorlar fakat sonuç olarak elimize çıkan net sayısı 20. Soru işareti. Türkler Türkçe bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Biz Türkler Türkçe biliyoruz. Ama günlük hayatta kullanmadığımız önemli gramer yapılarını, soru çözüm tekniklerini, soru çözüm yöntemlerini bilmediğimiz için YGS'de ya da ALES'te başarısız oluyoruz. Bir Amerikalı da TEN sorularını doğru çözemeyebilir. Bir Türk'ün Türkçe sorularını doğru çözemediği gibi. O yüzden TEN sorularını çözerken bilmeniz gereken anahtar kelimeler var. Hem ben size şimdi birkaç tane anahtar kelime yazdıracağım. Hem de o yazdırdığım birkaç anahtar kelimenin sonrasında ne yapacağım değerli arkadaşlar? Size önemli tenslerle ilgili bilgiler verip bugünkü Simple Present Tense anlatımızı bitireceğiz. O zaman tahtayı temizleyelim. Ben tahtayı temizlemeden önce bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, sizlerden madde madde not almanızı isteyeceğim. Ben de size madde madde birkaç şey açıklayacağım. Bunları bir açıklayalım hep beraber. Evet arkadaşlar, şimdi hani dersin başında keywords demiştik, hatırlıyor musunuz? Keywords. Ne demekti keywords? Anahtar kelimeler. Doğru mu? Keywords. Bu kibar adı. Anahtar kelimeler. Hakkı Hoca ne diyordu bunlara? Ne diyordum arkadaşlar ben bunlara? Zartlama noktası. Zartlama noktası ne işe yarıyordu? Gördüğümüz bir anahtar kelime sayesinde hangi tensi işaretleyeceğimize karar verebiliyorduk. Hatırlıyor musunuz? İşte bu yüzden şimdi zartlama noktalarına bir bakalım. Değerli arkadaşlar, birinci olarak simple present tense'in anahtar kelimelerini yazalım. Simple present tense'in ilk anahtar kelimesi today. İkinci anahtar kelimesi every. Her kelimesinin yanına gelenler. Atıyorum every morning, every day. Başka bir anahtar kelimesi verebiliriz burada. Sıklık zarfları. Neydi sıklık? Frequency adverbs. Sıklık zarflarından ilki neydi? Always. Ne demek always? Her zaman. İkincisi neydi? Usually. Ne demekti usually? Genellikle. Üçüncüsü often. Sık sık. Dördüncüsü sometimes. Ara sıra. Beşincisi rarely. Altıncısı seldom. Rarely ve seldom ikisi de ne demek arkadaşlar? İkisi de nadiren demek. Yani nadiren gerçekleşen bir eylemi anlatıyor bize. Bunun dışında anahtar kelime olarak size ben custom kelimesini yazdırabilirim. Ne demektir custom? Gelenek, görenek. Atıyorum. Türkiye'deki kızlar evlenmeden önce ellerine kına yakar. Bu bir traditional değil mi? Bu bir gelenek değil mi? O zaman tradition kelimesi de bu tense için ipucudur. Doğru mu? Ya da başka bir ipucu generally kelimesi. Ne demektir generally? Genellikle. Normally kelimesi ne demektir? Normalde. Nedir başka hocam ipucu bu soruları çözebilmemiz için? As usual. As usual alışılmış. Alışılmış. Bir de arkadaşlar her zaman değil ama atıyorum siz soruda güneş gibi bir kavram gördünüz. Güneşle ilgili söyleyebileceğiniz her şey bence present'tır. Ya da AIDS hastalığı. AIDS hastalığıyla ilgili hani soruda başka bir anahtar kelime yoksa, işte 1945'te AIDS demiyorsa, AIDS'ten genel olarak bahsediyorsa her zaman geniş zaman kullanırsın. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Ya da sağlık, health. Health'le ilgili herhangi bir ne yoksa, geçmiş zaman ifadesi, gelecek zaman ifadesi yoksa her zaman ne kullanırsınız health'le ilgili? Yine değerli arkadaşlar geniş zamanı kullanırsınız. Neden? Çünkü hatırlayalım ne demiştik? Geniş zaman dünyanın her yerinde aynı sonuca sahip olan ya da aynı eylem içerisine giren eylemlerde kullanılır demiştik. Şimdi simple present continuous tense'in ipuçlarını yazalım. Hakkı Hoca'nın dilindeki zartlama noktalarını yazalım. Simple present continuous tense arkadaşlar. Simple present continuous tense'te en önemli ipucumuz now kelimesi.
Sonra at the moment kelimesi. Sonra at present kelimesi. Sonra right now kelimesi. Sonra tonight kelimesi. Ya da this week. Bu hafta. This day. Bugün. This night. Bu akşam gibi ifadeler yine bizim için nedir arkadaşlar? Şimdiki zamanın ipucudur. At the present, at present, right now. Bunların hepsi ne demektir değerli arkadaşlar? Şu an demektir ve yine bizim için şimdiki zamanın ipucudur. Today kelimesini burada da kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Still kelimesi ne demektir? Still, hala. Burada da kullanabiliriz. Ya da still kelimesini buraya da kullanabiliriz. Yani çift yerde de kullanılabilir. Başka ne kullanabiliriz simple present tense'de değerli arkadaşlar? Aklıma geldi burayı anlatırken. Mesela twice a week. Bir haftada iki kez. Third times in a year. Üç ayda, bir yılda üç kez de yine geniş zamanın ipucu olarak kullanılabiliyor. Şimdiki zamanın ipuçları da, simple present continuous'un ipuçları da bunlar arkadaşlar. Şimdi bunu söylerken aslında aklıma da bir şey gelmiyor değil. Hocam biz today'i gördüğümüzde her zaman geçmiş zamanı mı kullanacağız? Ya da hocam biz always'i gördüğümüzde her zaman geniş zaman mı kullanacağız? Hayır arkadaşlar. Ama soruda özel bir yere çekmedikten sonra soruyu her zaman always'i kullanacaksınız. Mesela arkadaşlar şimdi when I was 6. Ben 6 yaşımdayken. Doğru mu? Ne zaman? Ben her zaman 6 yaşımdayken süt içerdim. Her zaman süt içerdim. Her zaman süt içerdim. I always drank milk. Şimdi ben burada always'i size simple present tense'in ipucu diye verdim. Ama ben buradaki always'i nerede kullandım? Geçmiş zamanda kullandım. Yani buradaki bilgiler doğru değil mi? Hayır. Doğru değil değil. Doğru. Ama bu soruda always'i kullanmak için adam bana geçmişle ilgili başka bir ifade verdi. Sorumuzda geçmişle ilgili başka bir ifade varsa always geçmiş zamanda kullanılabilir. Fakat sorudaki tek ifade always ise ilk aklınıza simple present tense gelsin. Yani hoca soruyu çekimleyebilir. Soru farklı şey sorabilir. Şaşırma. Her zaman always simple present tense'in ipucudur demiyorum. Ama ne diyorum? Eğer soruda seni farklı bir yere çekmiyorsa always her zaman simple present tense'in ipucudur diyorum arkadaşlar. Bunları bilerek ne yaparsanız daha rahat çalışırsınız. Şimdi simple present tense'te bir ifade daha vermem gerekiyor. Arkadaşlar, date back, trace back ya da go back fiilleri cümle ne olursa olsun, hangi tense'in ipucu olursa olsun, 19. yüzyılda olursa olsun, her zaman fiiller geniş zamanla kullanılır. Çünkü bu fiillerin Türkçe'ye çevrilişi nokta nokta tarihe dayanmak demektir. Şimdi örnek vereceğim. Kütahya'daki Ulu Cami milattan önce 13. yüzyıla dayandı mı? Dayanır mı? Dayanır. Oradaki 13. yüzyıl geçmiş zaman değil mi? Evet, ama bu fiiller hep dayanır diye çevrildiği için ne olursa olsun ipucumuz her zaman geniş zamana ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir diğer önemli bu tenslerle vermem gereken ayrıntı da şu. Arkadaşlar şimdi simple present tense'in Türkçe'ye çevrilişi RR miydi? Simple present tense'in Türkçe'ye çevrilişi RR miydi? Peki simple present continuous'un Türkçe'ye çevrilişi nedir? Yor mudur? He? Yor mudur? Peki. Sizler seni seviyorum nasıl dersiniz? Seni seviyorum nasıl dersiniz? I love you. I love
you. Özne, fiilin birinci hali, obje. Siz bunu nasıl çevirmeniz gerekiyor aslında? Seni severim diye çevirmeniz gerekiyor. Doğru mu? Niye? Çünkü fiilin birinci hali kullanıldığında ben size er çevirisi yapılır demiştim. Hatırla. Hatırladınız mı? Hatırladınız. E niye burada biz I love you, your diye çeviriyoruz? Bunun bir sebebi olması lazım. Yani ben gramer olarak doğru yazsam I am loving you demem lazım. Ama hiç I am loving you diye bir şey duydunuz mu siz? Duymadınız. Benim çarşıda gezen X hiç İngilizce ile alakası olmamış yaşlı bir amcama, yaşlı bir teyzeme bile sorsam I love you bilir. Doğru mu? Fakat işte bu I love you'nun neden I love you diye yazıldığını öğrenelim şimdi. Arkadaşlar, İngilizce'de bazı fiiller vardır. Bu fiillere biz linking ya da stative verbs deriz. Bu fiiller arkadaşlar iş, oluş, hareket bildirmeyen fiillerdir. Neymiş? İş, oluş, hareket bildirmeyen fiiller. Nedir bu fiiller mesela? Become. Ne demek become? Düşünmek. Think. Ne demek? Become olmak demek. Think. Düşünmek demek. See. Görmek demek. Love. Sevmek demek. Hate. Nefret etmek demek. Like. Hoşlanmak demek. Seem. Görünmek demek. Appear. Görünmek demek. Look. Bakmak demek. Understand. Anlıyorum demek. Anlamak demek. Doğru mu? Bu fiilleri sıralayabilirim. İşte diyoruz ki İş, oluş, hareket bildirmeyen fiiller. Geniş zamanla kullanıldığında şimdiki zaman çevirisi verir. Sebebini anladınız mı? Bazı fiiller geniş zamanla da kullanılsa şimdiki zaman çevirisi verilmiş. Bu fiiller hangileriymiş? İşte bu fiiller. Yani iş, oluş, hareket bildirmeyen fiiller nasıl yazılırmış? Nasıl yazılırmış? Nasıl yazılıyormuş? ING ile yazılmazmış. Hocam hiç mi yazılmaz ING ile? Hayır, ING ile yazılır. ING ile yazıldığında farklı anlamlar kullanılır. Ama bunları şu anda anlatmama gerek yok. Siz sadece bunu yüzeysel olarak bilin. YDS de sizin için yeterli olacaktır. Anlıyorum demek için ben size bir soru soruyorum. Anlıyorum. Anlıyorum yazmam için I am understanding mi demem lazım? I understand mi demem lazım? Teşekkür ederim. Sebebi anlaşılmış mıdır? Geçebiliriz. Evet arkadaşlar, simple present tense, simple present continuous tense hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi geldik en önemli noktaya. En önemli nokta ne? Ne sizce? Türkçede karşılığı olmayan iki tense var. Ne o? Biri present perfect tense, biri present perfect continuous tense. Düşünsenize. Türkçe'de karşılığı olmayan bir tense'i çevirerek çözebilir misin? Çok zor. Neye ihtiyacın var? Anahtar kelimelere ihtiyacın var. Arkadaşlar şimdi neyi anlatıyoruz? Present perfect tense ile present perfect continuous tense'in anahtar kelimelerini anlatıyoruz. Sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Present perfect tense ile present perfect continuous tense'in anahtar kelimelerini anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, present perfect tense ve present perfect continuous tense'in anahtar noktaları birbirine benzerdir. Present perfect continuous da present perfect tense'in anahtar noktaları ikisinin birbiriyle aynıdır. Bunlarda ilk önemli anahtar noktam since, den beri anlamında, for, dırdır anlamındadır. Çünkü bu tense'ler süreç vermiyor. Süreç veriyordu değil mi? Net zaman neydi? Dün. Süreç nasıl olurdu? Dünden beri. Yani net bir zamanın önüne sen since ya da for eki getirirsen ya den beri dersin ya dırdır dersin, bir şekilde onu ne yaparsın? Sürece bağlarsın.
O yüzden since ve for'u bir soruda gördüğümüzde bu iki yapının present perfect tense ya da present perfect continuous tense'den birinin ipucu olduğunu unutmayacağız. Peki since ile for arasında ne fark var? Eğer since'in kullanacaksan başlangıç noktan belli bir zaman olacak. Belli zaman. For'u kullanacaksan başlangıç noktan belli olmaz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Örnekle görelim. 2004 tün önüne since mi gelir, for mu gelir? 2004'ün önüne since mi gelir, for mu gelir? Since gelir. Niye? Başlangıç noktası belli. Çevirisi ne oldu? 2004'ten beri. Two hours'un önüne since mi gelir, for mu gelir? For gelir. Neden? Çünkü 2 saattir de başlangıç noktası belli değil. Doğduğumdan beri I was born. Önüne ne gelir? Since gelir. Niye? Çünkü senin doğduğun tarih belli. Başlangıç noktası belli. O yüzden since. Yıllardır diyeceğim. Sizce hangisi gelir? For. Evet arkadaşlar. Since ve for present perfect tense ve present perfect continuous tense'in ipucudur. Ama since ve for arasında farkı gördünüz. Birinin arkasında başlangıç noktası belli olan bir zaman geliyor. Birinin arkasından başlangıç noktası belli olmayan bir zaman geliyor. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Şimdi since ve for YDS'de abartmadan söylüyorum. Son 10 yılda 6-7 kere çıkmıştır. Yani since ile for'a dayalı soru. Geçen yıl vardı. Ondan önceki yılda vardı. Ve since ile for'la ilgili soru genellikle şöyle çıkar. Çıkan soruya da siz şöyle önlem alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, since yapısının hemen arkası B kısmı her zaman verb 2 dediğimiz past tense olurken A kısmı have as verb 3 ya da ne olur? Have as been verb ing olur. Aynı şekilde since'i cümle ortasında düşünün. Hemen arkası B kısmı mı? O zaman since'in arkası olan B kısmı yine verb 2. Diğer taraf olan A kısmı yine have, has, verb 3 ya da have, has, been verb ing olur değerli arkadaşlar. Bu sistematiği defterinize yazın ve bu sistematik üzerinden soruları çözebilirsiniz. Peki bunun mantığını açıklayayım size. Mantığını açıklayayım. Since I saw you. Ne demek bunun çevirisi? Seni gördüğümden beri. Ben seni ne zaman gördüm? Ne zaman gördüm ben seni? Geçmişte. Niye verb 2 oldu? Geçmişte gördüğüm için. Uyuyamıyorum. He, onu geçmişte gördün. Gördüğün andan beri hala uyuyamıyorsun. Mantığını da anladınız mı? Niye since'in arkasından verb 2 geliyor? Mantığını anladınız mı? Tamam mı? Evet. Seni gördüğümden beri hala uyuyamıyorum. I haven't been sleeping. Seni gördüğümden beri uyuyamıyorum. Since'in B tarafı verb 2 mi oldu? A tarafı da have as verb 3 mü oldu arkadaşlar? Neden peki? Hocam anlattınız ya, geçmişteki bir zamandan devam eden bir eylem söylüyorsunuz. Peki hocam, her zaman bu kural böyle midir? Bu kural her zaman böyledir ama bazen bazı sorular adamı yanıltır. O yanıltılara ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Mesela, since 2004'ten beri I speak Russian. Rusça konuşabiliyorum. Şimdi ben öğrenciye ne dedim? Since'in B kısmı verb 2'dir dedim, değil mi? Öğrenci hemen onu kodladı ya beynine. Geliyor buraya I spoke yazıyor. Bu yanlıştır. Çünkü burası since'in B kısmı değildir. Since'in B kısmı 2004'tür. 2004'te geçmiş değil midir? Geçmiştir. Yani since'in arkasına her zaman cümle verecek diye bir şey yok. Since'in arkasına bazen ne verebilir? Bazen ne verir? Tarih verir. Şimdi sen o tarihi geçmişteyse verb 2 diye kabul ediyorsun.
O yüzden buradaki boşluk senin için yine A boşluğu oluyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani buraya sen I have been speaking Russian demek zorundasın. Yani böyle küçük küçük çeldirici dikkat edin. İşin mantığını öğrenmeye çalışın. Ama genel kural, şaşmayacak kural budur değerli arkadaşlar. Since'le ilgili başka bir sorunuz var mı? Yok. Sizi bir konu daha uyarmak istiyorum since'le ilgili izninizle. Since kelimesinin iki tane anlamı var. Biri den beri anlamındaki zaman anlamı. Biri de çünkü için anlamında neden sonuç bağlacı. Yani her gördüğünüz since'in arkası verb 2 olmayabilir. Oradaki since çünkü anlamında da kullanılabilir. O yüzden çeviriye de biraz olsun ihtiyacımız var. Aynı şekilde for da. For'un da 3 anlamı var İngilizce'de. Nedir birinci anlamı? The, dear. İkinci anlamı için. Üçüncü anlamı lığına, liğine. Yani söylemek istediğim şey şu. Kuru kuruya since'in arkasını verb 2 yapmayın. Önce bir soruyu anlayın. Geçmişten günümüze gelecek bir süreç vermiş mi? Bir bakın. Ondan sonra bu hamleyi kullanın. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Evet. Since ve for present perfect tense ve present perfect continuous tense'de en önemli ipucuydu arkadaşlar. Şimdi diğer ipuçlarına bakalım. Diğer zartlama noktalarımıza bakalım. Buraya kadar sorusu olan, anlamadığınız bir nokta var mı değerli arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. O zaman ben burayı sileyim. Şimdi ne yapalım? Şimdi yine present perfect tense ve present perfect continuous tense'in ipuçlarını anlatmaya devam edelim. Anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar, just, yet, already. Bu üç kelime de ciddi anlamda çoğu zaman bu tensin ipucu oluyor. Bu üç kelime de ciddi anlamda çoğu zaman bu tensin ipucu oluyor. Hocam her zaman ipucudur diyebilir misiniz? Her zaman diyemem ama çoğu zaman ipucudur diyebilirim değerli arkadaşlar. Hocam nedir bunların anlamları? Just'ın anlamı iki tane, henüz. Ama sadece anlamı değil buradaki kullanımı. Biz sadece henüz anlamından bahsediyoruz. Yet'in anlamı henüz. Already'nin anlamı zaten, çoktan. Şimdi size bir şey soracağım. Ne dedim ben size? Present perfect tense anlattığımda present perfect tense'in kullanım alanı neydi? Henüz biten eylemler miydi? Zaten yaptıklarımız mıydı? Evet. Hani bu tense anlatırken zaten ben size bunun ipucunu veriyorum. Bunlar da ne oluyor? Daha kolay sizin soruya yaklaşımınızı sağlıyor. Birkaç örnek verelim arkadaşlar. I have just done my homework. Ödevimi henüz yaptım. I have just done my homework. Ödevimi henüz yaptım. Arkadaşlar yet kelimesi olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır ve her zaman cümlenin en sonunda kullanılmak zorundadır. I haven't finished the report yet. Cümlenin en sonunda mı? He? Cümlenin en sonunda mı? Evet, cümlenin en sonunda. Anlamı henüz ve olumsuz cümlede mi kullanılmış? Evet arkadaşlar. Yet konusunda da size bir şöyle ünlem işareti açmak istiyorum gene. Yet'in de iki anlamı vardır İngilizce'de. Bir ama, iki henüz. Yet ama anlamında iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçtır. İki cümle arasında kullanılır. Henüz anlamında da cümlenin sonunda olumsuz ve sorularda kullanıldığını söyledik. Ama bağlaç anlamındaki yet olumsuz cümlede kullanılır diye bir şey yok arkadaşlar. Bu aklıma gelmişken diğer bilgiyi de vereyim. Still kelimesi hem hala demektir hem de ama demektir. Mutlaka still kelimesini de ne yapalım, ama anlamı olduğunu bilelim. Evet arkadaşlar, already ile ilgili bir cümle kuralım. She has already gone. O zaten gitti. O çoktan gitti anlamında. Bu da bu tensin ipucudur değerli arkadaşlar. Diğer vermemiz gereken anahtar kelime, zartlama noktalarına devam edecek olursak,
Bunlardan birisi recently kelimesi ya da lately kelimesidir. Recently, lately'nin çevirisi son zamanlarda demektir. Peki ben size şimdi soruyorum çocuklar, sizce son zamanlarda süreç vermiyor mu? Değil mi? O zaman son zamanlarda ben çok İngilizce çalıştım diyeceksiniz bundan sonra inşallah. Nasıl deriz? We have studied English recently. Son zamanlarda biz çok İngilizce çalıştık. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Başka bir ipucu. Arkadaşlar up to now ya da so far. İkisi de uzun süredir ya da şu ana kadar çevirileri var. Uzun süredir ya da şu ana kadar çevirilerine sahip olan iki yapıdır. Bu yapı da süreç veriyor farkındaysanız. Leyla has written 15 pages up to now. Çevirisi Leyla şu ana kadar 15 sayfa yazdı. Anlaştık mı? Yine bizim bu da gördüğünüz üzere bir ipucumuz oldu. Başka bir ipucumuz var mı arkadaşlar? Hemen aklıma gelsin. Geldi arkadaşlar. Süperlatif yapıların arkası. Süperlatif yapıların arkası nedir arkadaşlar? Have, has, verb 3'dür. Size bunun mantığını, niye süperlatif yapının arkasının have, has, verb 3 olduğunu söyleyeyim. Şimdi sizce şu anda Türkiye'nin en güzel kızı kim? Kızlar. Fahriye. Fahriye Evcen. Peki. Tanımıyorum ben ama olsun, sen öyle diyorsan öyledir. Fahriye Evcen. Fahriye Evcen. Is the most beautiful girl I have ever seen. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız Fahriye Evcen'dir. Şuradaki the most beautiful, süperlatif ifadesi mi? Hani en güzel ifadesi mi? Peki ne yaptım? Gördüğüm. Soruyorum şimdi size. Ben Fahriye Evcen'i görmedim ama hadi görmüş olayım. Ne zaman gördüm? Geçmişte. Ben Fahriye Evcen'i geçmişte gördüm. En güzel olmasının etkisi hala bende devam mı? Demek ki süperlatif ifadelerin arkasından heves grup için gelme sebebi etki meselesi. Zaten siz bunu bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Anlaştık mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Süperlatif yapıların arkasından da ne kullanılırmış? Heves grup 3 çok sık kullanılırmış. Son ipucuna geçecek olursak, son ipucu da ever, never kelimeleridir. Ever hiç demek, never hiç demek. Fakat never'ın bir özelliği var. Never olumlu yapıda, never olumlu yapıda olumsuz anlam taşır. Hocam ne demek istiyorsun? Şimdi yazalım. I have never gone to America. Hiç Amerika'ya gitmedim. Soruyorum şimdi size. Bakar mısınız? Yapı olumlu mu? Çevir. Hiç Amerika'ya gitmedim. Anlam olumsuz. Ever ise arkadaşlar, ever ise soru cümlelerinde kullanıldığında anlamı hiçtir. Olumlu cümlelerde de kullanılır. Olumlu cümledeki yapısı da şu ana kadar, şimdiye kadar diye çevrilir. Bakın şurada kullandık. Bakın buraya. Şuraya bakıyor musunuz? Ever olumlu cümlede mi kullanılmış? Bunu hatırlıyor musunuz? Ben biraz önce nasıl çevirmiştim? Şu ana kadar gördüğüm en güzel kız Azra Akın'dır demiştim. Ever'ın hiç anlamı yok mu? Var. Nerede Ever'ın hiç anlamı? Soru cümlesinde. Hiç Amerika'ya gittin mi? Have you ever gone to America? Hiç Amerika'ya gittin mi? O zaman soru cümlesinde hiç... Olumlu cümlede şu ana kadar çevirisi var ever never kelimesinin. Bu verdiğim ipuçları
%80 sizi doğruya götürür. Eğer bir yazar ciddi anlamda öğrenciyi zorlamak istiyorsa bu ipuçlarını farklı tenslerde kullanabilir ama genelde kullanmaz. Zaten tens konusunu ben size bitirdiğim gün soru çözüm stratejisi öğreteceğim. Bu stratejilerde sizi yazarın çeldirme yollarını da tıkayacağız. O yüzden siz bu söylediklerimi bu tenslerin ipucu olarak benimseyin. İlerideki derslerde mutlaka ve mutlaka nasıl soru çözülmesi gerektiğini de sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bizlerden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.